Merhaba, ben Tunç Şatıroğlu, Piyasalar Yorum'a hoş geldiniz. Öncelikle Amerika ile başlayacağız. Amerika'da bu hafta veri akışının önemli olduğunu söylemiştim. Bugün de ADP verisi vardı. ADP tarım dışı istihdam verisi vardı. ADP tarım dışı istihdam verisiyle tarım dışı istihdam verisi farklı oluyor. ADP'de sadece özel sektör oluyor. Ve dolayısıyla ADP'deki bir hareket tam tersi tarım dışı istihdamda olabilir. Bunu birkaç defa anlatmıştım. Yani ADP çıktı diye tarım dışı istihdamın da çıkması gerekmiyor. ADP düştü diye tarım dışı istihdamın da düşmesi gerekmiyor. Bugün ADP beklentiden düşük çıktı. Yani 145 bin istihdam yaratılması beklerken 107 bin istihdam yaratılmış. Böyle olunca ne oluyor? Ha, belki Fed bu sefer faiz indirimlerine Mart ayında başlayabilir beklentisi ortaya çıkıyor. Yani daha bu şeyler çok değişir, onu söyleyeyim. Çünkü bu akşam zaten Başkan Powell'ın konuşması var. Faizin sabit kalma ihtimali şu anda %92, %8 sadece faizin düşmesine ihtimal veriliyor bugün için. 20 Mart için, 20 Mart için faizin sabit kalma ihtimali şu anda 33'e düşmüş oldu. %67 ihtimalle faiz indirimi gerçekleşecek görünüyor. Ve Başkan Powell tabii konuşacak. Konuştuktan sonra sorulara da cevap verecek. Sorulara da cevap verilmesi çok önemli. Piyasaya güven vermek açısından, piyasayı yönlendirmek açısından zaten Ben Bernanke'nin sözü, yani para politikası %98 konuşmadır diye. Çok önemli tabii iletişim burada. Onlar o iletişimi sağlayacak. Neden bunları anlatıyorum? Çünkü Powell konuşmadan önce, Powell konuşurken, Powell konuştuktan sonra piyasanın yönünde çok değişiklikler olabilir. Dolayısıyla bugün bir işlem yapmak için doğru bir gün değil. Peki daha sonra ne olacak? Ama Perşembe günü de istihdam verileri var. Cuma günü de tarım dışı istihdam verisi var. Yani bu hafta yön konusunda çok yanıltıcı şeyler olabilir. O yüzden şimdi bugün alın, bugün satın gibi şeyler söylemek istemiyorum. Ama Amerikan 10 yıllıklarla başlayalım. Çünkü belirleyici olan şey şu. İşte hareketli ortalamayı kırdı. Bu da altındaki ikinci gün. Şimdi bugün Powell falan konuşmuyorsa derim ki tamam, bitti. Yani bu artık aşağı döndü. Demek ki altında yön yukarı. Demek ki gümüşte yön yukarı. Demek ki TLT'de yön yukarı. TMF'de yön yukarı. Ama Powell konuşacak. Muamma, belki adam çok şahin konuşacak. Zaten hep öyle konuşur. Çok şahin konuşacak. Piyasayı bir gerecek. O zaman bu Amerikan 10 yıllıklar da yükselir tekrardan. Bilemiyoruz. Belki de diyecek ki ya evet, biz veriyi takip ediyoruz. İşte veriler böyle olumlu gitmeye devam ederse Mart ayında da faiz indirimini yapabiliriz belki diyecek. Piyasa coşacak o zaman. Dolayısıyla bu pozisyonlar alınacaksa önceden alınmalıydı. Ama Amerikan 10 yıllıklarda da öyle bir düşüş görmüyorduk. Yani o ilk alın dediğimiz zamanlarda alınmış olmasının o kadar büyük önemi var. Olmadı. Daha sonra da tabii ki bakacağız, alabilirsiniz. Şöyle, bugün bana bir abonelerden soru geldi. Abonelerden bazen güzel sorular geliyor hakikaten. İşte sizin önümüzdeki bir yıl için Amerikan 10 yıllıklarda bir beklentiniz var mı, bir hedefiniz var mı dediler. Ben tabii ki böyle hedefler koymuyorum ama teknik analizde yaptığım bir çalışma var. Onu da sizinle paylaşayım. Şöyle bakın, buradan sonra evet şöyle bir 3.67 gözüküyor şurada gözde. Şurada bir 3.67 gözüküyor ama onun altında 3.36 var. Asıl burası daha iyi bir hedef gibi görünüyor yani. Ve de onun altında 2.71 var tabii şurada. Şimdi burada Amerika'da resesyon beklentisi olmaz. Bu Orta Doğu'da falan karışıklıklar, bir şeyler olmaz, seçim zaman şaibeler olmaz falan gibi bir şeyler düşünüyorsak 3.7 çok normal. Hatta 3.37 şurası da gayet normal yani. Bunlar gelebilir. Bu 3.37 36'dan sonrasında emin değilim. O zaman belki TMF değil ama TLT tutulabilir tabii. TLT her türlü tutulur da TMF belki tutulmaz.
Çünkü daha riskli olur. Çünkü şuradan şuraya kadar gelmesini bekliyorsunuz. O olmayabilir. Biraz daha riskli olur yani. Şu anda ama ikisini de tutmakta fayda var. Neden böyle konuşuyorum? Çünkü Amerika'da riskler görüyorum ben. Özellikle sonbahar, kış aylarında yani seçime doğru riskler görüyorum. Birincisi, kim öne geçecek? Anketlerde netleşecek mi? Netleşmezse belirsizlik nedeniyle piyasa gerilecektir. İkincisi, bu neokonlar illaki Orta Doğu'da bir karışıklık daha yapmak, hatta belki Amerika'yı İran'la savaşa sokmak niyetindeler. Ki Trump gelse bile çıkamasın oralardan. Ve onlar da bu yazın, yani şu aralar belki işte bir uçak gönderirler, bir şey yaparlar ama bu yazın içinde bir şeyler karıştırıp bir dünyayı karıştırmak niyetinde olabilir bu adamlar. Biraz tanıyorsak artık. Çünkü bunların işi bu. Yani dünyayı karıştıralım, Orta Doğu'yu karıştıralım. Oralarda bir şeyler olsun, bir çatışmalar olsun. Amerika oralara girsin, çıkamasın, paralar harcansın. Oradaki insanlar ne olursa olsun onların umurunda değil zaten. Yani ve onların bu anlayışına da iş ortakları geliyor. İşte silah lobisi. O silah lobisiyle birlikte silah satmayan ama ne bileyim işte kılık kıyafet, onların içme suları gibi şeyleri satan şirketler, yani savunma sanayine bir şeyler satanlar. Bunlar bu işlerden fayda sağlıyorlar tabii ki. Evangelistler. Öyle tabii. Onlar da böyle istiyorlar oralar karışsın. O zaman tabii bu Amerika'nın yani buradaki işte iki uçak gönderdi, bir bilmem ne uçak gemisini gönderdi gibi şeyler Wall Street'e etki etmiyor belki ama biraz daha büyük bir müdahale olduğu zaman Wall Street'e de etki eder. Amerikan tahvillerine de etki eder. Yani onlar beni biraz endişelendiriyor bu sene. Ama belki bir şey yapamayacaklar. Çünkü Amerika'da sadece bu adamlar yok. Aklı selim adamlar da var. Artık bu işler yeter diyenler de var. Ordunun içerisinde de var. Trump'ın arkasında da var. Yani her yerde Amerika'da bilinçli insanlar var. Tamamen böyle neokonlar, o woke kültüründeki demokratlar falan her yere ele geçirmiş değil yani. Bak, selim adamlar var Amerika'da. Öyle değil. İşte, Amerika dediğimiz zaman hep bizde bir Amerika böyle düşünülüyor. İşte Amerika gider savaşır falan bile. Hayır yani Amerika'da farklı görüşler var. Çok da güçlü duruşları da var. Hatta mesela ben ordu ile ilgili şeyler okuyordum. İşte bayağı bir generaller falan şey diyorlardı. Ya bizim yaptığımız iş terörle mücadele. Hep gidiyoruz bir yerlerde. İşte efendim burada IŞİD var, burada bilmem ne var, burada Taliban var. Bunlarla mücadele ediyor. Bu bir düzenli ordu savaşı değil yani. Ve bu ordu düzenli bir ordu olsa bile böyle bir nizami bir savaşa hazırlıklı değil diyorlar Amerikan ordusu için. Generaller diyor bunu. Yani bütün yapılan iş hep terörle mücadele olmuş. Bir yerlerde böyle devriye gezmek olmuş falan diyorlar. Yani ama biz mesela tank savaşı yapabilecek kadroları eğitebiliyor muyuz? Yani böyle bir ciddi bir işte hava harekatı, kara harekatı yapabilecek şeyleri eğitebiliyor muyuz? Bizim yeterince füze kruvazörümüz var mı? Yani bunlar yok. Günün birinde biz Çin'le karşı karşıya gelecek olursak bizde böyle bir hazırlık yok diyorlar. Ve bu tip saçma sapan işte şeylerin terörle mücadele altında bir yerlere gitmenin falan yanlış olduğunu söylüyorlar. Yani bunları anlatıyorum. Bu endişelerim var ama gerçekleşmeyebilir. O yüzden şu anda bekliyoruz. Bir şey yok bizim yatırımlar açısından. Onu söylemek istedim. Amerikan aylıklardaki düşüş güzel. Düşüş güzel olunca da altında yükseliş güzel. Hatta şöyle bakın, hareketli ortalamaya deyip şöyle çıkıp bir daha deyip teyit alıyor yükseliş. Teyit. Yani bugün Powell'dan sonra da şöyle bir 200, 2070'lerde falan kapatırsa veya işte yarın neyse. Bundan sonraki işte bu 2115'e rahat gidebileceğini düşünüyorum ben. Yani altının. Altın giderse gümüş gitmez mi? O da gider. O da zaten yükselişini sürdürüyor. Gayet güzel. Peki borsa tarafında Dow Jones dün bir rekor kırmıştı.
Bugün de yükseliyor ama biraz zayıf. Bugün işte karlarla ilgili bir şeyler oldu. S&P 500 bugün zayıf. Dün rekor kapatmamıştı. Bir, iki gün evvel rekor kapatmıştı. Ama dediğim gibi Powell'dan sonra değişebilir. Nasdaq da bugün zayıf. Zaten şöyle bir yani Salı günü en son bir rekor vardı. Ondan sonra da yani aşağı doğru Pazartesi günü pardon bir rekor vardı. Ondan sonra aşağı doğru geldiğini görüyoruz. Bugün de düşüşler var tabii ki Nasdaq'ta. Ama önemli şeyler değil. Yani günü gününe Amerikan borsasını takip etmek doğru değil. Piyasa indirim bekliyor. Borsa çıkıyor. Bu borsada yükselişi getiren şey 7 tane hisse deniyor. Büyük hisseler yükselişi getiriyor deniyor. Zaten şöyle baktığımızda bu günlük hareket mesela işte bugün Apple iyi değil mesela onu görüyorsunuz. Google yani Alphabet iyi değil. Tesla çok kötü falan. Onlar piyasayı aşağı çekiyor şu anda. Ama işte Microsoft iyi, Meta iyi, Berkshire gayet iyi. Berkshire B. Onu da söylemiştik. Nvidia her şeye rağmen gayet iyi. Şöyle bir bu haftalık şey bu arada. Günlük baktığımızda yani Microsoft da bugün eksideymiş. Şöyle Apple bugün ekside, Nvidia da bugün ekside. Demin haftalık bakıyorduk. Öyle. Bugün Google'da ekside. Yani bugün ekside S&P 500'deki önemli şeyler. Nasdaq'tan şöyle bakıldığında bakın Nasdaq'taki düşüşü bunlar zaten size gösteriyor yani. Bunlar iyi değil bugün. Ama şöyle bir mesela bir aylık bakacak olsanız bir aylık baktığınızda bakın Microsoft iyi, Google iyi, Meta iyi, Nvidia bayağı iyi falan işte Adobe, Netflix, AMD mesela çok güzel gelmiş, Amazon, Costco o da buradakilerden mesela Tesla kötü burada bir aylık bakıldığında S&P 500 olarak bakıldığında işte gene Microsoft, Meta, Google, Nvidia falan Amazon önde gidiyor bunlar. Yani deniyor ki asıl burada İşte Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft burada. Meta, iki tane M var. İşte Nvidia ve belki işte burada Tesla. Bunlar var. Birkaç tane hisseyle endeksler yükseliyor. Tabana yayılmıyor. Tabana yayılmadığı için de bu yükselişler güven vermiyor artık diyen analistler var. Ben katılmıyorum. Yani evet, tabana yayılmıyordur, bu hisselerle yükseliyordur ama bu uzun süre devam edebilir. Siz ne zaman bunun biteceğini, bunlar böyle şey oldu diye karar veremezsiniz. Siz bugün trenden inersiniz, düşecek diye. Evet, hakikaten bugün Powell konuşup da işte Şahin konuşup da düşebilir ama tersi olursa, belki bir 10 gün daha devam ederse, o zaman öyle bir getiri olur ki siz o getiriyi alamamış olursunuz. Şimdi böyle çalışmalar var Amerika'da yapılmış. Eskiden de yapılırdı, şimdi de var. Yani deniyor ki sen birkaç sürekli piyasada olmalısın aslında. Amerikan hisse senetlerinde olmalısın. Arada işte ben şuyum şimdi düşüyor çıkayım dersen o sırada iyi günleri kaçırırsan falan o getirin düşmüş oluyor. Kötü günleri atlatabiliyorsan o zaman belki biraz daha iyi olabiliyorsun ama yani onlar da çok kolay şeyler değil. Hangi hisseler çıkacak? Bize cazip hisseler videosu yapsanıza Amerika için diyorsunuz. Onu da bilemiyorsun. Şimdi baksak desek ki şu hisse çok iyi. İyi gidebilir bir süre sonra da kötüye döner. Bunlar ama garantili. Yani endeks bir yerde garantili. Zaten önerilen şey de o. Yani 5 senelik bir perspektifte baktığınızda 5 sene boyunca endeksi yenebilen fon sayısı işte %10, onlarda 11 falan gibi görülüyor. Daha da uzun vadede artık öyle bir şey de kalmıyor yani. O yüzden yani endeks fonu almak QQQ olabilir, şey olabilir, SPY olabilir ya da bizim buradan o tip şeylere yatırım yapanlar onlar da böyle İyi yani alacaksın tutacaksın.
Başka biraz daha ayrıntılı isteyenler var işte ne bileyim dün eğitimde de vardı eğitim Zoom toplantısında soranlar oldu falan. Şimdi de soranlar oluyor işte semiconductor ETF'leri falan nasıl gibi. Evet tamam öyle güzel şeyler de var da yani genel anlamda bunlar iyi zaten. Yani sadece bakın şöyle bir aylık baktığımızda bakın işte Visa, Mastercard, PNG bunlar da fena şeyler değil. Eli Lilly güzel yani bunlar da getirmiş yani başka hisseler de getirmiyor değil. Güzel şeyler arada var yani dolayısıyla yani endeksi aldığınız zaman iyi bir şey yapıyorsunuz zaten. Yani ben de size endeks yatırımı öyle. Yani böyle çok buradan alayım buradan satayım gibi işler burası için geçerli değil. Çünkü burada öyle fazla bir volatilite yaratacak bir oyuncular, bir açıklamalar falan pek olamıyor. Yani ancak işte Fed konuşursa belki olacak. Şimdi bunları da söyledik. Bunlar güzeldir dedik. Yani o yüzden tutmaya devam edin dedi. Şimdi Bitcoin'i merak ediyorsunuz. Tabii ki Bitcoin. Bitcoin'de de şöyle işte bir içim okuya kadar yükseliş oldu. Daha da oldu şurada. Ama ondan sonra da geri geldi. Hareketli ortalamanın üzerinde. Yani şurada isterseniz alabilirsiniz. Stop loss yaparak dedik. Stop loss'unuz olsun muhakkak dedik. Yoksa almayın dedik. Stop loss yapmayacaksınız. Biraz daha beklersiniz belki. Sonra tekrar yukarı dönerse alırsınız yani. Çünkü artık burası belirsizlik bölgesi içim okunduğu için. Onu söylemiştim. Şimdi bizim borsaya gelelim. Ne dedik? 8516 buranın üzerinde kapatırsa 3. kademeyi alabilirsiniz. Kapatmadı. Demek ki bugün de 3. kademeyi alamıyorsunuz. 8496 kapatmış. Bugün şöyle bir ilginçlik oldu. Şu 15 dakikalık göstereyim size. Şöyle bakın pazartesi gününden beri böyle gidiyor geliyor gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Şurada bir şey oluyor 16.45 mumunda. Hızla yükseliyor böyle arkasından da geri geliyor. Neden? Mehmet Şimşek konuştu. Kaynak girişi var dedi. Kaynak girişi var deyince de ani bir yükseliş oldu. Ama nasıl bir kaynak girişi var? Nereye kaynak girişi var? Tabii onlar belli olmadığı için hemen burada bir negatif uyumsuzlukla gerisin geri geldi. Bizim de çizdiğimiz çizginin altında kapatmış oldu. Cazip seller videosu yapacak mısınız diye soruluyor. Evet yapacağım. Perşembe gününün kapanışlarıyla Cuma günü yapacağım sizlere. Cazip hisseler videosu. Ama şu anda 3. kademeyi almanız gerekmiyor. Bir şey daha söylemek istiyorum. Son olarak. Ben bir görüş belirtiyorum. Şöyle olursa da görüşümü değiştiririm diye önceden de söylüyorum. Ve öyle de olursa da görüşümü değiştiriyorum. Yani bazı arkadaşlar diyorlar ki hala aynı görüşte misin? Peki ben burada görüşümü değiştireceğimi şu şekilde olursa söylemişim. Bundan sonra da görüşümü değiştirmişim. Değiştirdim diye de birkaç tane de video yapmışım. Sonra gelip diyor ki hala aynı görüşte misin? Yani o yüzden düzgün takip etmek önemli. Bazı arkadaşlar sadece benim konuşmamı seviyorlar. Diyorlar ki güzel şeyler anlatıyorsun. Tamam sağ olun eksik olmayın. Ama piyasayı takip eden insanlar, beni piyasa için izleyenler her gün izlemesi lazım. En azından gidip o borsa diye ayırdığımız yere, işte ne bileyim Bitcoin diye ayırdığımız yeri izlemesi lazım. İzlemeyip de ondan sonra ya işte senin görüşün böyleydi, hala aynı görüş mü diye soruyorsa aradan da belki 2 haftaya yakın bir zaman geçtiyse o zaman ne yapacaksınız? Yani fırsatlar kaçmış oluyor ve işte bugünlük de bu kadar.